En öndeki teröristi gördüm. Bir anda karşı karşıya kaldım. Gözlerdeki nefreti hatırlıyorum. Bir de beni taramasını hatırlıyorum. Hani böyle yandım anam derler. İnanın öyle bir şey. Yani yakıyor. Yakan ne? Merminin sıcaklığı. Teröristlerin yuvalandıkları, onların kendi ifadeleriyle Türk askeri sokmayacağız dedikleri bir hatta geldik. Irak'ın içerisinde bir hat kurmuşlardı ve o hattın karşı tarafındaki dağların üzerindeyiz. Arada derin bir vadi var ve o derin vadinin karşı tarafında da teröristlerin yuvalandıkları yerler var. Gece hava karardıktan sonra sızmaya başladık. İlk anda 3 tane 3 el silah sesi duyuldu. Ne yazık ki 3 tane Mehmetçiğimiz şehit düştü. Yapmış olduğumuz harekat deşifre oldu. Her taraftan binlerce mermi yağmaya başladı üzerimize. En başta 3 şehit verdik. Onurumuzu kurtarmak zorundayız. Şehitlerimizin intikamını almak zorundayız. Manevra ile beraber tepelere doğru tırmanmaya başladık ateş altında. Çatışmalar neticesinde tepeleri ele geçirdik. Şimdi ben tabii daha önceki tecrübelerimden hareketle matara gözüne bir tane şöyle avucumla kavrayabildiğim kadar bizim asker somunlarımız vardı. Onlardan bir tane koymuştum. Bir pakette bisküvi üçe böldüm ve paylaştım. Tuz buz olmuş. Çatışmaların hararetinden ezilmiş. Şimdi onu da aldık. Yarısını avuçlarımıza döktük. Un şeklinde. Onları da yaladık. İşte bunu niye anlattım? Bu üç kişiden biri şehit düştü ertesi sabah. İkisi gazi oldu. Kursağımızdaki tek lokma buydu. Yani 25 gram ekmek ve bir tutam bisküvi tozu. O gece çok soğuktu. Sabah saat 5 çeyrek falan yanlış hatırlamıyorsam irkildim. Yanımda bir askerim vardı. Nezir. Hiç unutmam. Nezir'i dürttüm. Ruhu şad olsun. O da şehit oldu sonradan. O çatışmanın içerisinde. Nezir dedim. Git dedim mevzileri dolaş. Uyuyan olmasın dedim. Yani güneş doğuyor. Şeysiz yakalanmayalım. Gayretsiz yakalanmayalım. Şimdi gitti. Belki aradan 10 saniye, 15 saniye, belki yarım dakika, bir dakika geçti bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Böyle ayak seslerini duydum. Geriye dönüşün. Böyle telaşlı bir şekilde ayak seslerini duydum. Nezir'in gittiği tarafta. Şimdi hemen geldi. Bir cümle kurdu. Komutanım dedi. Telaşlı. Komutanım dedi. Ne var mı? Sesler duydum dedi. Birileri geliyor dedi. Şimdi tabii o birileri geliyor demişti ama ben açıkçası onun birileri dediği adamları çok daha uzakta bekliyordum. Bir anda yani 6-7 metre, belki 5 metre en öndeki teröristi gördüm. Arkasındaki karanlığın içerisinde kıpırtılar görüyorum ama en öndeki teröristi gördüm. Bir anda karşı karşıya kaldım. Yani onun o gözlerindeki o akı, o çiğ beyazlığı, o gözlerdeki nefreti hatırlıyorum. Bir de o an beni taramasını hatırlıyorum. Yani bana namlusundan fışkıran namlu ağız alevini hatırlıyorum. Tabii ben onu anlattım ama aynı anda ben de ona ateş etmeye başladım. Yani hani komik olacak ama hani kovboy filmlerinde vardır ya silah çekişirler birbirine. Biz de tüfek çekiştik birbirimize. Yani o da hazırlıklıydı zaten. Ben de hazırlıklıydım ve bir anda birbirimize ateş etmeye başladık. O beni taradı. Ben de 6 el attım ona tek tek. Doğrultarak tek tek 6 el attım. Bu atışma sırasında belimdeki yanmayı hissettim. Türk filmlerinde vardır ya, yandım anam derler. İnanın öyle bir şey. Yani yakıyor. Yakan ne? Aslında merminin sıcaklığı. Çünkü namludan 2000-3000 derecelik bir sıcaklığın içerisinden geliyor mermi. Çok sıcak ve o yakıyor bedeniniz. Yani o yüzden yandım anam diyormuşsunuz. Orada anladım aslında yandım anam niye dendiğini. Ve vuruldum, 6 el attım. 6 elden sonra tüfek atmadım. Niye atmadım hala bilmem. Belki mermi bitti, belki silah tutuk yaptı. Allah'ın ömrü verdiği. Yani hayatı tanımlamam için, anlamlandırmam için hatta yeniden bir ömür verdiğine dair çok güçlü duyguların geliştiği bir çatışmaydı o. Bu noktada ben kendi doğum günümü ikinci doğum gün olarak 27 Ekim olarak kabul ederim. Çünkü orada 3 tane mermi yedim ben belimden. Ve ilginç bir şekilde beni o adam vuramamış. Ondan sonra onu askerlerim anlattılar hastanede. Dediler ki diğer istikametten gelen terörist sağ arkadan vurmuş. O an mermi doktorlar şöyle bir cümle kurdular. Bir parmak yani şu yani 1 santim, 2 santim kaymış olsa en iyi ihtimalle belden aşağısı tutmaz. Çünkü bel kemiğine çok yakın. İşte benim pek çok ibret almama sebebiyet veren olaylardan bir tanesidir. Hatta şöyle bir cümle kurabilirim. Biz dağlarda öğrendik Allah'ı ve inancı. Neden? Ölüme yakın olan Allah'a yakın olur.
Çok yaşadık dağlarda onu. Onun öğretmiş olduğu Allah'a karşı yalın bir samimiyet vardır Türk askerinde. Belki inancın gereklerini tam anlamıyla bilmez ama büyük bir samimiyetle beraber Allah'ın kendisine emanet etmiş olduğu vatanı Allah için, Allah rızası için korumaya soyunmuştur. Bunu da dağlarda yaşar. Yani onun ispatını, onun ruhunu, onun duygusunu dağlarda yaşar. Allah'la kurmuş olduğu bir ittifaktır aslında Mehmetçiklik. Çok ilginçtir. Ben herkesin yaşamasını isterim. Çok farklı duygulardır. Yani bir insan hayatı boyunca hep kendisi için bir uğraş üretir. Ama asker ocağı ben için değildir, biz içindir. Biz için uğraşın üretildiği, vatan için uğraşın üretildiği, millet için uğraşın üretildiği, gelecek için uğraşın üretildiği, inanç için uğraşın üretildiği, devlet için uğraşın üretildiği son derece özel bir alandır. Dağlar, mücadele alanları, askerlik. Benim açımdan çok zordu ama çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hayatımın en güzel, en onurlu, en coşkulu, en esen anları dağlardaydı. Ben için uğraşmadım orada, biz için uğraştım. Bunun manevi doygunluğunu, ruhi doygunluğunu bir coşku olarak, bir sevinç olarak, bir esenlik olarak hep yaşadım, hep hissettim. İşin içerisinde ölüm vardı, belirsizlik vardı, karanlık vardı, zorluk vardı, yılgınlık vardı, zamanla uğraşmak vardı. Yani hatta şöyle bir cümle kurayım, son cümlemde o olsun. Yani dağda siz sadece teröristle uğraşmazsınız. Dağda kendi nefsinizle uğraşırsınız, zamanla uğraşırsınız, doğayla uğraşırsınız, iklim koşullarıyla uğraşırsınız, askerliğin bütün zorluklarıyla uğraşırsınız. Bütün bunları yenip sonra teröristle mücadele eder ve ondan sonra teröristle inersiniz. Bu gerçekten çok zor bir mücadeledir. Yani hani bilmeyen için kolay gelebilir. Yani dışarıdan baktığınız zaman bilgisayar oyunlarındaki gibi değildir askerlik. Filmlerdeki gibi değildir. Filmlerde kahramanlar hiç ölmez. Ama mücadele alanlarda hep kahramanlardır. Hep en önde gidenler ölürler, şehit düşerler. Bu çok acıdır ama inancımız o ki zaten biz ayak tutan da inancımızdır. İnanırız ki vermiş olduğumuz o mücadele doğrultusunda, o mücadelenin karşılığında Allah'ın rızasını kazanacağız. Tabii dağlardan sonraki mücadelede öğrendim, şirke düşmeyeceğiz. En önemli olan şey şu, yani Allah her şeyi affederim diyor ama şirki ve küfrü affetmem diyor. Karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük tehlike şirk tehlikesidir. Ve Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyası o yüzden bozguna uğramıştır. Yani şimdi ben bunları söylediğim zaman sen bu işlere karışma falan diyorlar ama benim ömrüm bunlarla geçti. Yani ben işin teolojik tarafına da çok çalıştım. Dini ve dindarı ismar eden yapılara da çok çalıştım. 15 senemi gömdüm. Lütfen ve lütfen. Onların o aldatıcı yüzlerine inanmayın. Aracılara inanmayın. Allah'a inanın sadece. Allah'la aranıza kimseyi koymayın. Eğer bunu başarırsak ben Allah'ın yani bu imtihandan geçeceğimize inanıyorum. Yani sonuçta hayatın her anında, her karesinde bir imtihan var. O yüzden şerefli hizmetlerimizi şirkle, aracılarla kirletmeyelim diyorum.